Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok önemli bir sorunun cevabını birlikte bulacağız. Aynı zamanda resmi açıklamaları göre de sürecin nasıl işleyeceğini beraber yorumlayacağız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere pandemi sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı salgın tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sürecini, okullardaki sınavlar ve yarı yıl takvimiyle ilgili yeni düzenlemelere gitti. Bu düzenlemeler doğrultusunda da uzaktan eğitim 22 Ocak 2021'e kadar bildiğiniz üzere uzatıldı. İkinci dönem ise 3 haftalık sömestr tatilinin ardından 15 Şubat'ta başlayacak. Normalde sömestr tatilde 2 hafta olacaktı. Ancak pandemi sebebiyle bu süre 3 haftaya çıkartıldı. Salgının gidişatına göre ikinci dönem içinde uzaktan eğitimin yapılması söz konusu olabilir. Ancak bunu muhtemelen Ocak ayının sonunda göreceğiz beraber. Arkadaşlar şu anda gündemin en sıcak ve en çok merak edilen sorusu, sınavlar yapılacak mı? Sınıfta kalma olacak mı? Şimdi sizlerle beraber bu sorunun cevabını birlikte öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk önce ilkokullarda başlayalım. İlkokullarda sınav yapılmayacak. Bildiğiniz üzere uzaktan eğitim ilkokul ve ortaokullarda EBO üzerinden ilerlemeye devam ediyor. Karne notları ders etkinliklerini katılım puanı ile belirlenecek. Dolayısıyla EBO üzerinde topladığınız puanlar burada çok önemli. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme, değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları da okul ortamında sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecek. Arkadaşlar ortaöğretimde tek sınav şu anda gündemde. İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri kendi isteklerine bağlı olarak 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerin okul yönetimine başvurması halinde öğrenim gördükleri okul türünde olması kaydıyla o tarih itibarıyla bulundukları illerde sınava katılabilecek ve ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. Şimdi arkadaşlar burada sınıfta kalma olmayacak. Bildiğiniz üzere ikinci dönemde 2020 yılında sorumlu geçme sistemi vardı. Bunun aynı şekilde devam etmesi bekleniyor. Ancak EBO üzerinden topladığınız puanlar ve aldığınız notlar ve tamamladığınız projeler itibarıyla notlarınız belirlenecek. Ve karnelerin basılması bekleniyor. Bu noktada da öğretmenlerden gelecek duyuruları takip etmenizde fayda var. Ve süreç içerisinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da gerekli açıklamaların bakanlık ve öğretmenler tarafından sizlere resmi olarak aktarılacağının bilgisi verildi. Şu anki pandemide her öğrencinin bir notunun olması bekleniyor arkadaşlar. EBA da bu sebeple işliyor. Ancak burada şu sorunları da dikkat çekmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ülkemizdeki online eğitim şartları her öğrenci için aynı değil. Her öğrenciyi bırakın, her ev içerisinde birden fazla öğrenci bulunduğu zaman, yani kardeşleriniz, onların da aynı şekilde sisteme erişmesi gerekiyor. Bu noktada da bilgisayar ve tablet gibi ihtiyaçlar doğuyor. Bilgisayar ve tabletinizin olduğunu varsayalım. Bu noktada da internetinizin iyi olması gerekiyor ki Türkiye şartlarında sizler de en basitinden oyun oynarken karşılaşıyorsunuz. Böyle bir durum ideal bir senaryoda ne yazık ki mümkün değil. Ve Milli Eğitim Bakanlığı da her öğrencinin bir notunun olmasını hedeflerken umarız bunları da dikkate alıyordur diye umuyoruz. Ancak öğrencilerin şikayetleri Twitter'a baktığımız zaman oldukça fazla. Yani bir de şöyle bir durum var. İnternetiniz iyi olsa dahi internete eriştiğiniz cihazlar, yani tabletler ve bilgisayarların da iyi olması gerekiyor ki online ders esnasında donmayın. Zoom programı bilgisayarı oldukça yoran bir program. Son güncellemelerle beraber bunun önüne bir nebze geçmiş durumdalar. Ancak dediğimiz gibi tüm öğrencilerin bağlanması durumunda yine sistemde çeşitli aksaklıklar söz konusu ki büyük şehirleri bir kenara bırakırsak köylerdeki ya da şehirlerin dışına doğru
küçük ilçe ve beldelerdeki internet sorunları da cabası. İnternet olsa cihaz yok, cihaz olsa internet yok deyip bu dönemi de bitireceğiz gibi duruyor. Umarız herkes için en iyisi gerçekleşir ve bu pandemi sürecini hep beraber en kısa sürede atlatırız. Bu noktada aşı çalışmaları da tüm dünyada büyük bir titizlikle yürütülmeye devam ediyor. Sizler de bu süreçte yaşadığınız zorlukları ve yaşadığınız sıkıntıları, varsa bulduğunuz çözümleri bu videonun altında yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar diyoruz. Kendinize, ailenize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.